Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 10 dakika oldu olmadı bilançosu açıklanalı TUKAŞ gıdayı inceleyeceğiz. TUKAŞ'ın arkadaşlar öncelikle en güncel, daha 10 dakika önce gelen bilançosu üzerinden bir temel analiz yapacağız. Ardından grafik üzerine teknik analizi yapacağız. 3-4 hafta önce TUKAŞ'a baktığımızda 17 liralarda bir analiz yapmıştık. Hatta bazı arkadaşlar bu seviyede analiz mi olur diyordu. Gelmiş yine geliri var gibi duruyor. Şimdi analize geçmeden önce sizlere komisyonsuz bedava bitiyor veriyorum. Aşağıda arkadaşlar sizlere Midas aracı kurumunun, Midas yatırımın linkini bırakıyorum. Oraya üye olun. Açıklama kısmında tıklayın, üye olun. İndirin, üye olun ve komisyonsuz hisse senedi alın, satın. Komisyon ödeyeceğinize hisse senedi alın arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Evet, TUKAŞ'a baktığımız vakit betası 0.63'müş, 0.59 olarak karşımıza, benzer betada. Borsa İstanbul'a göre hareketleri benzer seyrediyor. Halka açlık oranı %33'müş, yine %33. Gıda sektörü Yıldız Pazar'da işlem görmekte. Cari oran 1.28'miş, 1.49'a çıkmış. Güzel. Likit oran 0.49'dan 0.57'ye çıkmış. Güzel ama referans aralığının altında, bunu biraz daha artırması lazım. Nakit oran 2.8'miş, 1.8'lere doğru gerilemiş. Şirketin cebindeki nakit varlıkları azalmış fakat referans aralığının üstünde. Şimdi gelin, marketlerde bu domates, salçalar, malçalar niye pahalanmış? İşte bak bu yüzden. Aktif karlılık geçen yıl %8'miş bu adamın karı. Bu yıl %42, yani işte bizden alıyor işte. Neyse. Brüt esas faaliyet kar marjı 27'lerden 46'ya çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 18'den 41'e çıkmış. Net kar marjı %11'miş. Bunun her sattığı bir üründen elde ettiği net kar %11.6'ymış. Bu sene %40. Biz de diyoruz ki işte pahalı kardeşim, ne kadar pahalandı. İşte bak %40 adam kar ediyor. Öz sermaye karlılığı %21. Şu anda %94. Yani geçen yıl TUKAŞ %21 büyüyormuş. Bu yıl %94 büyüyor. Yani maşallah iyi büyümüş. Tabi kar marjları artarken TUKAŞ şöyle bir güzellik de yapmış. Maliyet oranları 8.8'den 3'e düşmüş arkadaşlar. Yani maliyetleri de aşağı çekmiş. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılıkta bakacağız. Hisse başı kar 40 kuruşmuş, 2 lira 32 kuruşa çıkmış. Muazzam bir artış var, onu söyleyelim. İnelim aşağıya doğru ufak ufak. Şöyle benim merak ettiğim PEG oranı neymiş? 1.97'ymiş. Şu an 0.01'e gerilemiş. Ciddi bir büyüme potansiyeli sunuyor. ROIC oran 13'müş, 47'ye çıkmış. Öz kaynaklarını çok çok ciddi 3-4 kat daha verimli kullanmaya başlamış değerli arkadaşlar. İnelim bir de şu aktiflerine bir bakalım. Aktif devir hızı 0.6-0.7'ymiş. 1.1'e çıkmış. Gayet güzel, başarılı. İhracat oranı 32'ymiş, 17'ye düşmüş. Yurt içini biraz daha beslemiş, onu görüyoruz. Stok devir hızı 1.58'miş, 2.18'e çıkmış. Ürettiği ürünün stoğu daha hızlı tüketiyor. Stokları daha hızlı yeniliyor. Yani daha çok satıyor ve daha çok para kazanıyor ki zaten belli. Şimdi gelin bir de şuradan bakalım. Şimdi TUKAŞ'ın burada her çeyrek, şurada mavi barları görüyorsunuz, her çeyrek satışlarını görüyoruz. Bu satışlar bu şekilde artarken net esas faaliyet kar da aynı şekilde artmış. İyi yönetiliyor. Burada da sadece her yılın 3. çeyreğini görebiliyoruz. Her yıl 3. çeyrekte şöyle yatay bir gidiş varken burada ciddi bir şey olmuş, ne diyeyim, ciddi bir çıkış olmuş. Buna karşılık esas faaliyet karı da böyle bir artmış maşallah. Amortismanların satışların maliyetin oranı 3.16'dan 2.15'e düşmüş. Bundaki düşüşü önemserim, beğenirim. Çok güzel. Yabancı para varlıkları yükümlülüklerine bakarsak, yükümlülükler 50'lerde, varlıklar 150'lerde. Yabancı para varlığı yükümlülüğün 3 katı arkadaşlar. Gayet iyi. Ve yabancı para net pozisyonu TL bazında 101 milyon artı da. Şurada bir TUKAŞ'a bakalım. Bir yatırım matırım bir şey var mı? Var. TUKAŞ %123'lük yatırımlarında bir artış var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hiçbir şey boşuna artmıyor. Toplam borç durumuna bakarsak %58'miş. %53, %54'ü hafif bir düşüşü var mı? Var. Bulunduğu sektör gıda sektörü, fiyat kazanç oranı 38, TUKAŞ 9. Ucuz. Piyasa değeri defter değeri tarafında gıda sektörü 4.58 iken TUKAŞ 5.73. FD Favök TUKAŞ 12 iken
pardon gıda sektörü 12 iken TUKAŞ 9. Bulunduğu 3 RAV var olan 3 rasyonun ikisi sektörüne göre ucuz kalıyor ve PEG oranı 0.01 ciddi bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylüyor. Pozitif yorumluyoruz. Net satışları 908 milyondan neredeyse 3 milyara çıkmış. Güzel. Esas faaliyet karı da 177 milyondan 1.1 milyar TL'ye çıkmış. Muhteşem bir artış var TUKAŞ'ta, onu size söyleyeyim. Piotrowski F-Score'a bakarsak 4'müş, 6'ya çıkmış. Güzel. Yani Ehişte'den iyiye çıkmış. Bunun tabii ki 8-9 olmasını isteriz. Bilginiz olsun. Şimdi FastWeb Mali Analiz Pro tarafı bu kadardı. Bir de FinTables tarafından şöyle bakalım. Baktığımız vakit beğenilecek bilançolardan mıdır? Evet, baksana karı, net dönem karını %1146 artırmış. Yani 11 kat artırılmış net karını. Net dönem karı 83 milyonmuş. 1 milyar TL'lere kadar çıkarmış. Çok güzel. Bunun yanında bunu artırırken Favök de artmış aynı şekilde. %638 olarak. Satışlar %266 artmış. Enflasyon şu anki güncel var olan açıklanan enflasyonun üstünde artmış. Pozitif yorumluyoruz. Karnesine bakalım hızlı bir şekilde. Karne ne yapmış? Karlılık 6'da 3 almış. Büyüme 6'da 6 almış. Borçluluk 6'da 3 almış. Al sana büyüme istedi. Zaten biz çok ciddi büyüme barındırdığını, ileride bu büyümelerin devam edeceğini PEG rasyosundan söylemiştik. Yabancı takas analizine bir bakarsak dostlar, yabancılar Ağustos Eylül'de satıcılı iken bu Ekim ayında alıcılı gibi duruyor ama Ekim verisi daha gelmemiş açıkçası. FinTables tarafına aslında Kasım'ın 7'si oldu, gelmiş olması lazım ama gelmemiş. Bilginiz olsun. Sonuç olarak nasıl bilanço açıklamış? Vallahi süper bilanço açıklamış. Orta uzun vadede bu performans, bu büyümeyle teknikteki fiyatlamaya pozitif etki yapacağını düşünmekteyim. Şimdi haydi gelin bir tekniğine bakalım. Evet, teknik tarafa şöyle bir bakalım dostlar. Hemen sizler için şöyle bir kapatalım. Şöyle teknik tarafa baktığım vakit trendine oturmuş. Trende birmiş. Ben bunun analizi nerede yapmıştım? Şuralarda mı? Burada mı? Bu buralarda bir yerde yapmıştık. Hatta o zaman diyorlardı TUKAŞ nereden nereye geldi? Buna şimdi mi bakılır falan. Yine gitmiş. Yine de gidecek gibi de duruyor. Neyse. TUKAŞ şu an trende binmiş. Pozitif trende net bir şekilde gidiyor. Ortalamasal desteklere bakarsak 19.8, 18.4 ve 15.15 olarak 3 tane iyi bir desteği var ortalama tarafında. Pivot anlamı da R1'e takılmış durumda arkadaşlar. R1 nedir? Birinci direnç olarak kabul edelim kendisini. R1'de 21-20'lere takılmış ve yukarıda R5'te 34'lü seviyeler var değerli arkadaşlar. Özellikle ortalama bazında bakarsak TUKAŞ 18.8'in üstünde olduğu sürece pozitif. Yani bu 19 diyelim biz buna düz hesap. Zaman sallığa göre çünkü artıyor bu. Fiyat yukarı gittiği için artıyor. Aşağı gelse düşer. 18.8, 19 diyelim düz hesap. 19'un üstünde olduğu sürece pozitif, altında negatif. 19'a doğru yapacağı çekilmeler, geri çekilme yapacak demiyorum. Çekilmeler fırsat verir bilginize. Fibonacci diye soranlar çok oluyor. Fibonacci destek dirençlere bakarsak destek 20. 20 kırılırsa 18.2 var. Direnç 21.7 ve 24.7 olarak karşımıza çıkıyor. Bir de TUKAŞ'ın şeye bakalım. Şu al sat tarafına bir bakalım. Ne zaman bir al vermiş? 6 Mayıs 2022 fiyatı 5 lirayken bir al vermiş. Oradan buraya 20 liraya kadar gelmiş. Hala pozitifte devam ediyor mu? Hala pozitifte devam ediyor değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi yani 19'lu rakamlara doğru bir çekilme yaparsa fırsat verir bilginize. Durum bu değerli arkadaşlar. Süper bilanço, pozitif etkiledik. Teknik taraftaki pozitif var olan trendin destek dirençlerini hem ortalama bazında hem Fibonacci bazında hem de ana ortalamanın üstü ve altı tarafında sizlere yorumlamaya çalıştım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.